efendim, hayırlı cumalar. Geçtiğimiz cuma Yeni Valide Camii'ndeydim. Bugün Allah nasip etti İzmir'deyiz. İzmir'de Kestane Pazarı Camii'nde namazımızı kıldık. Gerçekten dolu dolu bir cemaat var. Sokaklarda herkes dükkanlarını kapatmış veya dükkanların önünde namazlarını eda ediyorlardı. Gerçekten güzel bir görüntüydü. Şu anda da İzmir'in en eski tarihi hanlarından olan Kızlar Ağası Hanı'ndayız. Kızlar Ağası Hanı'nın etrafında yine bolca tarihi eserler, hanlar, işte Bakırcılar Hanı, Demirciler Hanı var. Ve bu caminin karşımızdaki cami Hisar Camii. Hisar Camii'nin etrafında da bolca kahvehaneler var. Her birinden mis gibi kahve kokularının yükseldiğini duyabilirsiniz. Ve o kokular eşliğinde bu hana geliyorsunuz. Kızlar Ağası Hanı çok büyük bir han gerçekten. Yapıldığı zamanlarda İzmir'in nüfusu 50-60 bin civarıymış. 18. yüzyılın ortalarında, 1740'lı yıllarda yapılıyor. Buradaki hana ismini veren Kızlar Ağası da aslında İstanbulluların tanıdık bir ismi Hacı Beşir Ağa. Hacı Beşir Ağa İstanbul'da birçok külliye sahibi, birçok çeşme sahibi bir şahsiyet. Darüssade Ağası. Yani haremin korunmasından sorumlu olan Mekke, Medine, yani Haremeyn-i Şerife'nin evkafının da idarecisi olan Hacı Beşir Ağa gerçekten çok zengin ve çok da hayırsever bir Darüssade Ağası. Zaten Darüssade Ağaları tarihine damgasını vurmuş bir isim. Çok önemli bir şahsiyet. İzmir'de böyle bir hanın eksikliği söz konusu olunca buraya bir han inşa edilmesi emrini vermiş. Zaten İran seferlerinin de artık İran'la olan savaşların da bitmiş olduğu dönemde İpek yolunun da çok kuvvetli bir şekilde kullanıldığı zamanlarda bu han İzmir için büyük bir ticaret mahalli olmuş. Han'da bugün gümüşçüler var, altıncılar var, yani birçok eşyalar satılıyor. Çok güzel, çok büyük bir han. Darüssade Ağası Hacı Beşir Ağa bu hanın bittiğini görememiş maalesef. Türbesi de 1746 yıllarında vefat ettiğinde, türbesi de malumunuz Eyüp Sultan'da. Cami için girdiğinizde hemen sol taraftaki ilk türbedir. Orada da türbesi muhakkak ziyaret edilmesi gereken şahsiyetlerden bir tanesi. Darüssade Ağaları zencilerden ve hadım olarak seçilir. Hareme alınır. Bunu da dipnot olarak düşmüş olalım. Karşımızdaki Hisar Camii de İzmir'in güzel camilerinden bir tanesi. Zaten İzmir merkezinde yeni bir cami yok desek yalan söylemiş olmayız. Hep eski camiler var. 16. yüzyıl, 17. yüzyıl, bilhassa 18-19. yüzyıldan kalan bolca küçüklü büyüklü camiyi İzmir'in merkezinde görebilirsiniz. Hisar Camii de 16. yüzyılın son döneminde inşa edilmiş. 3 mihrabı var içeride. Evliya Çelebi seyahatnamesinde burayı anlatıyor. Geldiğinde İzmir'de bu camiyi de görmüş, ziyaret etmiş. Ve seyahatnamede bu camide bulunan 3 mihrabın sebebinin caminin 3 tane banisi olduğundan kaynaklandığını ifade ediyor. Her ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyor olsak da. Minarede bu arada şerefenin üstünde, şerefe altında ve minarenin dip kısmında 3 bölgede kuşaklar halinde çinilerle süslendiğini görebiliyoruz. Hanın iç kısımlarını şöyle bakacak olursak, antikacılar da var. Çok güzel dükkanlar burada. İzmir'e gelenler muhakkak burayı ziyaret etsinler. Olmazsa olmaz mekanlardan bir tanesi olarak not düşülebilir. Şöyle ileri doğru da gideyim. Sonrasında yayını kapatacağım. İzmir'de bugün hava çok güzel. 2 katlı bir han. Büyüklüğünü ifade etmek için bunu da belirtmek durumundayım. Bakın çok güzel. Orijinaline sadık bir şekilde restore edilmiş. Çok güzel porselen işçilikleri var. Evet, çok ince işçilikler görüyorum. Çok güzel. Emeği geçenlerin eline sağlık diyelim. Herkese İzmir'den
Hayırlı cumalar diliyorum.